Evet efendim. Fotoğraflarımız da çekiliyor. Çok değerli Başbakan Yardımcım, değerli dostlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Medya ve İletişim Meclisi'nin düzenlediği yeni yüzyılda medya ve iletişim konulu arama konferansında sizlerle birlikte olmaktan aldığım keyifle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii bu tür toplantıların özellikleri var. Sayın Başkan da ifade etti. Ben belki o tarzda açılış konuşması olduğu için bir konuşma yapmayacağım. Daha çok bu alanda beklentilerimiz ne? Neleri arzu ediyoruz, neleri görüyoruz? Bunları da böyle bir düzen içerisinde konuşma metnime de bağlı kalarak sizlere paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, iletişim tekniklerindeki her değişim tarihin bir dönüm noktasının sembolüdür. Yazının icadı tarihi devirleri başlatan olaydır. Gutenberg'in modern matbaa icadı ile birlikte tarihte yeni bir dönem başlıyor. Matbaanın icadı yahut bugün bildiğimiz anlamda Avrupa'da kullanılmaya başlaması İstanbul'un fethiyle aynı yıllara rastlar ve her iki olayda yeni çağın başlangıcı olarak kabul edilir. Gutenberg'in buluşu hızla yayılır. 15. yüzyılın sonlarına gelmeden Avrupa'da birden fazla baskı makinesi vardı. Daha çok kitabın basılmasıyla kitap fiyatları düşer. Böylece daha çok kitap okunmaya başlanır. Kitabın ve kitap okumanın yaygınlaşması, özgür düşüncenin doğmasına, bilimsel çalışmaların gelişmesine ve bilginin daha geniş kesimlere ulaşmasına yardımcı olur. Bu nedenle Gutenberg'in bulduğu baskı yöntemi, Orta Çağ Avrupa'sına egemen olan skolastik düşüncenin zayıflamasına, özgür düşüncenin yayılmasına ve Rönesans ve Reform'un başlamasına vesile olmuştur. Osmanlı'ya matbaanın gelişi ve İbrahim Müteferrika ismini hepimiz biliriz. Müteferrika'nın evinde kurulan matbaada basılan ilk kitap 1729 tarihli Van Kulu Lugat'ı. Müteferrika ölümüne kadar matbaada 17 kitap basar. İlk iki kitabı 1000'er adet, üçüncü kitabı 1200 adet. Osmanlı'ya matbaanın girişiyle ilgili olumlu olumsuz pek çok eleştiri yapıldığını hepimiz bilmekteyiz. Hatta matbaanın geç gelmesi Osmanlı Devleti'nin zayıflama nedenleri arasında gösterilir. Bütün bunlar tartışılabilir. Ama tarih bize iletişim teknolojilerindeki her değişimin siyasi ve toplumsal değişimleri beraberinde getirdiğini göstermektedir. Bugün de iletişim teknolojilerindeki gelişme ve değişmeler tarihe bir kez daha yön veriyor. Geleneksel medyanın aksine yeni medya diye isimlendirilen elektronik ortamlar insanlara karşılıklı etkileşim imkanı sunmaktadır. Yalnızca internet değil, birçok bilgisayar tabanlı program evde sinema keyfi, DVD, VCD gibi teknolojilerle yeni medya hayatımızın her yerinde var ve egemen. Facebook ya da Twitter'ı ilk gençlik yıllarımızda kaçımız hayal edebilirdik? Bugün ise gençlerin Facebook ya da mobil iletişim kanalları olmadan neredeyse hayatlarını sürdürmeleri olanaksız hale gelmiş. Bugünün genç kuşağı haftada en az 40 saat internette kalıyor ve 14 saat televizyon izliyor. İşte bu nedenle medya gücünü elinde bulunduran
siz medya temsilcileri tarihin değiştiği bu dönemin hem en önemli tanıkları hem de en önemli aktörlerisiniz. Kitle iletişimi tarih boyunca ne ilginç bir tesadüftür ki ticaretle hep iç içe gelişmiş. Kitle iletişiminin ilk aktörleri olarak İpek Yolu üzerinde ticaret yapan tacirler kabul edilir. Onlar geçtikleri yollarda gördüklerini, gittikleri diğer ülke halklarını anlatıyorlardı. Bu tacirler kervansaraylarda heyecanla beklenen kişiler. Türklerin oluşturdukları bu merak halkasını gören seyyahlar, tacirlerle birlikte seyahat etmeye ve ülkelerine döndüklerinde gördüklerini kitap haline getirmeye başladılar. Seyyahların gördüğü ilgi üzerine para ve şöhret kazanmak isteyenler, özellikle doğuya, Osmanlı topraklarına seyahat etmeye ve giderek insanlara daha ilginç hikayeler anlatmaya başladılar. Bir süre sonra artık birbirinin tekrarı ya da benzeri hikayeler ilgi görmediği için seyyahlar hayal ürünü hikayeleri de gerçekmiş gibi anlatmaya koyuldular. Batı'da doğu için gelişen ve bugün dahi etkileri devam eden oryantalist bakış açısı bu para ve şöhret kazanma arzusunun bir ürünüdür. Seyyahların kitapları da kitle iletişiminin ilk örnekleri olarak görülebilir. Kitle iletişim araçlarının ve medyanın bugün geldiği noktaya kadar olan tarihini sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Tamamen bir medya tarihi analizi yapmaya koyularak canınızı sıkmayacağım. Söylemek istediğim, kitle iletişiminin ilk temsilcilerinin tüccarlar olduğu ve bu işin para, şan, şöhret kazanma arzusuyla beraber başladığıdır. Bugün çok önemli sosyal ve kültürel misyonlar taşıyan medyanın bir yanı, ticaretin tam ortasında yer almakta, ticaretin ana damarı reklamlarla beslenmekte ve büyümektedir. Medya aslında ticari kar amacıyla çalışmakta olan büyük bir sektördür. Ama bir yandan da toplumu etkileme, kamuoyunu oluşturma gücü nedeniyle kamusal sorumluluklar taşıması medyadan elbette ki beklenmektedir. Medyanın bu konumu kamusal erklerle kıyaslandığında dördüncü kuvvet olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle medyanın rolü de, yaptıkları da, yapması gerekenler de hep tartışma konusu olmuştur ve tartışma konusu olmaya da devam edecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Medya ve İletişim Meclisi'nin sektörün geleceğini birlikte tasarlamak amacıyla böyle bir arama konferansı düzenlemiş olmasını bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Türkiye'de yapılması gereken şey, sektör temsilcilerinin bir araya gelerek her sektörün kendi kurallarını oluşturmasını sağlamak. Çünkü ticari hayatta otokontrol mekanizması arzulanan sonuçlara erişim bakımından en etkin bir yöntemdir. Değerli katılımcılar, medya kendi içinde pek çok sorunlar yaşayan bir alandır. Kar mantığıyla kamu yararı sorumluluk dengesini oluşturmak hiç de kolay değil. Medya tabii ki eğlendirecek. Tabii ki kendi yorumlarını üretecek, getirecek. Ama tüm bunları yaparken toplumsal yapıyı, kültürel dokuyu nasıl değiştirip dönüştürdüğünü de iyi hesap etmesi gerektiği. Sadece magazin anlayışıyla yayıncılık, habercilik elbette ki yapılmamalıdır. Sadece magazin anlayışıyla hareket etmek, medyanın inandırıcılığını, medya mensuplarının da toplumdaki saygınlıklarını kaybettir. Amerika'da kitle iletişim araçlarına duyulan güven 1970'li yıllarda
%70 civarında iken 1990'larda %50'lere, 2000'li yıllarda ise %40'lara düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bilginin doğruluğu, haberin doğruluğu konusunda sürekli bir şüphe çağı yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız çağ, medyanın bilgi alanında oluşturduğu kaos nedeniyle adeta şüphe çağıdır. Kaçımız televizyondan duyduklarımızı, gazeteden okuduklarımızı tamamen doğru olarak kabul ediyoruz. Sosyal medya bu soruna çözüm gibi görünmekle birlikte o da kendi içinde kendi sorunlarıyla beraber büyüyor. Bu kadar hızlı gelişen sektörü bir kalıba sokmak mümkün değil. Bu doğru da değil. Bunun yerine yapılması gereken doğruluk ve güvenirliği sağlamak için ölçüleri koymak, temel parametreleri belirlemektir. Şiddetin, reklamın, haberin, magazinin, özel hayatın hangi ölçülerde medyada yer alması gerektiğini, toplumsal çıkarları ve yarını düşünerek sizler oluşturmalısınız. Bu konuda önünüzde iyi ve kötü pek çok örnek var. Ölçü doğru olursa medyanın daha güvenilir bir kurum olacağına ve bu güvenilirlik imajına hem medyanın hem de medya çalışanlarının ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ünlü iletişim bilimcilerinden Postman'ın dediği gibi sorun televizyonun bizi eğlendirici temalar sunması değil, bütün temaların eğlence olarak sunulmasıdır. Daha çok izlenme oranlarına ulaşmak için reyting odaklı bir anlayışın bizi alıp getirdiği yer her temanın eğlendirici bir biçimde sunulması, tüm haberlerin magazinleşmesi ve ticari başarının tek ölçü haline gelmesinin öncelenir olmasıdır. Sadece hep daha çok satmak üzere kurulu bir ekonomik anlayışın dünyada daha uzun süre hakim olması herhalde mümkün değil. Keynes 1930'larda torunlarımızın ekonomik imkanları makalesini yazarken 100 yıl sonra ekonomik sistemin belli bir doygunluğa ulaşacağını söylüyordu. Ve ne olursa olsun daha fazla kar etmediğim anlayışından insanlığın kısmen de olsa kurtulacağını öngörüyordu. Ekonomi dehası Keynes'in isabetli tahmin yapamadığı nadir konulardan birisi de bu. Biz bugün hala daha fazla kar etmediği, daha fazla kazanmadığı mantığının hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada hüküm süren menfaat ve maddiyat odaklı ekonomik sistem ne yazık ki insanı öteleyen, dışlayan, yabancılaştıran, insana insan olarak değil, sadece bir tüketici ve üretici olarak değer veren bir anlayışı adeta dayatıyor. Tüm ticari kuruluşların yaptığı işin sorumluluğunu taşıması kaçınılmazdır. Kamuoyu oluşturma gücüne sahip medyanın yaptığı işin sorumluluğu daha bir farkında olması elbette ki gerekli. Medya ve medya profesyonellerinin aile algısı araştırmasında 107 televizyoncu, 45 gazeteci, 42 radyo çalışanı, 42 dergi habercisi, 18 internet haber sitesi çalışanı olmak üzere toplam 304 kişiyle görüşme ve anket yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre medya çalışanları Türkiye'de medyanın aile değerlerine önem vermediği ve toplumu olumsuz yönde etkilediği konusunda hemfikirdiler. Ancak işin ilginç yanı, bir suçun olduğunu kabul eden medya mensupları, sorunun hep diğer kuruluşlarda olduğunu, yani hatayı diğer gazetelerin ve televizyonların yaptığını söyler olmalarıdır. Ankete katılanların %90'ı
kendi çalıştığı medya kuruluşunun aile değerlerini önemseyerek sorumlu yayıncılık yaptığını düşünmektedir. Yapılan bu ve benzeri çalışmalar medyanın toplumsal sorumluluk anlayışından uzak bir yayıncılık gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Her biri meslek, kurum ve kuruluş içinde yaşadığı topluma karşı sorumlu olmaktan elbette ki âli değildir. Çünkü topluma karşı sorumluluk tüm meslekler için etik bir kuraldır. Özellikle medya kuruluşları toplumsal rolü ve etkisi diğer kurumlardan çok daha fazla olması sebebiyle toplumsal sorumluluğu bu oranda yüksek kuruluşlar olarak sadece kar etme odaklı yayıncılık anlayışından kurtulmaları şart. Çağımızın insanı gözünü dünyaya açtığı andan itibaren televizyon izliyor. Medya hayatımızı bizim ona atfettiğimiz önemden daha fazla etkilemektedir. Bunu anında bir günlük etkilemeler olarak değil, bize başka bir dünyanın kültürünü ekerek oluşturmakta zamanla ve sabırla hasatını almayı beklemektedir. Bu başka bir dünya. Başka kültürlerin dünyası değil. Bizim kendi kurduğumuz bir dünyadır. Bu noktadan hareketle medyacıların geleceği belirleme sorumluluğu içerisinde şu önemli saptamayı yapması herhalde gereklidir. Nasıl bir dünyada yaşandığının durum tanımlamasını yapan medya olduğuna göre nasıl bir dünyada yaşanmak isteniyor sorusunun cevabında yine medya profesyonelleri verecektir. İzlenme oranı uğruna ana haber bültenlerinin ve tiraj uğruna gazetelerin birinci sayfalarının bile magazinleşmesi kurgusal, duygusal, gürültülü, polemikçi, magazinci bir standart ile yapılan habercilik anlayışı en başta basit meslek ilçeleriyle bağdaşı değildir. Televizyonlarda izlenen dizilere bakıldığında çok eşlilik, kumalık, aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklar, aldatma, boşanma gibi konulara çok geniş yer verildiğini görmekteyiz. Bu konular daha önce de işlenmişti defalarca başka yapımcılar tarafından ama böyle işlenmemişlerdi. Bunların toplumsal sorunlar olduğu, hoş olan durumlar olmadığı altı çizilerek gizli mesajlar içerisinde kamuya aktarılarak işlenmişlerdi. Bugünlerde izlediğimiz bu dizilerin özendirici bir yanı olduğuna dair bir kaygı taşımaktayım. Bir program yapımcısının programını yaparken ben acaba toplumuma hangi mesajı veriyorum, bu programda nasıl bir yarar sağlıyorum diye düşünmesi son derece önemlidir ve böylesi bir yaklaşım elbette ki toplumsal sorumluluk gereğidir. Çocuklara ve gençlere kötü örnek olacak, onların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilecek yayınlara karşı herkesin topyekun sorumlu olduğunu unutmamamız gerekir. Yapılan bir araştırmada çocukların sadece %4'ünün ailelerinin gözetiminde televizyon izledikleri tespitini yapmıştır. Bu veri bizlere şunu anlatmaktadır. Çocuklarımız siz medyada ürünleri halka hazırlayanların verdiği tüm mesajları hiçbir kısıtlama olmaksızın alıyor demektir. Medya kuruluşları toplumsal değerler beni ilgilendirmiyor. Ben ticari bir kuruluşum diyemez ve dememelidir. Çünkü medya özellikle son dönemde yeni medya diye tabir edilen ve sosyal medyanın da dahil olduğu medya toplumsal değerlerin, kültürel yapının ve yeni nesillerin şekillenmesinde başat rol oynayan bir alandır. Bunun tam aksini söylemek, yani ticari kaygıları bir kenara bırakarak tamamen kamusal yarar çerçevesinde
bir yayıncılık anlayışı da elbette ki söz konusu değildir ve olmamalıdır. Bunun ikisinin arasında bir dengeyi, ifrat ile tefrit arasındaki orta yolu bulmak durumundayız. Değerli katılımcılar, geniş bir yelpazede hizmet veren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile vatandaşlarımızın kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinin korunması noktasında çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Şunu kesin bir dille ifade etmek isterim. Tüketiciyi aldatma konusunda toleransımız sıfır. Ürün güvenliği konusundaki politikamız, güvensiz ürüne karşı da sıfır toleransla yaklaşmaktır. Hedefimiz %100 güvenli ürünlerin piyasaya arzını sağlamaktır. Bu hedefe erişmek için hem tüketici hem de üretici örgütleriyle birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Şüphesiz reklamlar tüketicilerimizin satın alma tercihlerini doğrudan etkileyen en önemli ticari iletişim aracıdır. Bu itibarla reklamlarda yer alan tüm bilgilerin doğru olması, tüketicilerimizin çıkarlarının korunması açısından son derece hayati önem taşımaktadır. Reklamcılık sektörü aynı zamanda ekonomiyi harekete geçiren en önemli güçlerden biridir. 2011 yılı toplumsal küresel reklam harcamaları yaklaşık 498 milyar dolar olarak hesaplanmış. Ve 2010 yılı ile karşılaştırıldığında %7,3'lük bir artış kaydedildiği görülmektedir. Reklam harcamalarının %65'lik payını elinde tutan televizyon mecrası ortalama %10 büyümüştür. İnternet reklam harcamaları %24 artmıştır. Ülkemizde de her geçen yıl reklam harcamalarının arttığını görmekteyiz. Türkiye'de 2012 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen toplam reklam harcamaları 2011'in aynı dönemine göre %5 büyümüştür. Televizyon %56 ile reklam yayın yatırımlarından en yüksek payı alan alandır. Ülkemizde 2012 yılının ilk 6 ayında İnternet reklamcılığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %34 artmış. Televizyon reklamları konusunda en çok harcama yapan sektörlerin başında gıda ve kişisel bakım kozmetik sektörleri gelmektedir. Değerli katılımcılar, reklam sadece bir ürün değil, bir hayat biçimini de pazarlar. Bu nedenle medyanın her alanında çalışanlar gibi reklamcıların da sosyal sermayeyi ve kültürel öğeleri en çok kullanan ve yeniden üreten kişiler olarak reklam içeriğinde bazı noktalara azami dikkat göstermeleri kaçınılmazdır. Açık mesajlar kadar reklamın içinde yer alan kapalı yahut gizli mesajların da sorumluluğunu taşımalıdırlar. Bilinmelidir ki, öncelikle o ürünü kullanacak tüketicilerin haklarına riayet edilmelidir. Bu konuda en ufak bir taviz, yanıltma yahut aldatma asla kabul edilemez. Öncelikle çocuklara reklamlarda yer verirken ve onlara yönelik ürünlerin tanıtımında özel bir hassasiyet göstermelidir. Reklamlarda kadınların yer alış biçimleri de sorgulanmalıdır. Kadınlar ne bir metadır ne de bir süs malzemesidir. Kadınlarımız hayatın her alanında özne olması gereken bireylerdir. Reklamlar kültürün hem aktarıldığı hem de yeniden üretildiği mecralardır. Reklamlar tarihimizden, yaşadığımız coğrafyanın geleneklerinden beslenmektedir. Satış yapmak, kar sağlamak ya da karını artırmak için
hukuki ve ahlaki değerleri görmezden gelen yöntemlerle halkın karşısına çıkmak, toplumumuzun değerleriyle, ilçeleriyle, hukuk kurallarıyla bağdaşı değildir. Şunu da belirtmekte fayda var. Reklam denetiminin sadece idari veya adli organlarda yürütülmesi yeterli değildir. Birçok ülkede bu denetim sektörü kendi kendini kontrol ettiği, öz denetim mekanizmalarıyla yürütüldüğünü görmekteyiz. Reklamlardaki gerçeğe aykırı veya abartılı ifade ve beyanlarla tüketicilerin aldatılıp mağdur edilmesi çokça karşılaştığımız önemli bir sorundur. Reklam yalan söyleme sanatı değildir ve olmamalıdır. Özellikle internet mecrasında yer alan reklamlara bakıldığında piyasaların kozmetik veya gıda takviyesi kapsamına giren ürünlerle dolu olduğu görülmektedir. Üstelik bu ürünlerin çeşidi ve sayısı giderek de artış gösteriyor. Bu tür ürünlerin reklam ve tanıtımlarla neredeyse bütün estetik ve sağlık problemlerinin çözüldüğü dahi söylenebilmektedir. Ancak bu beyanlar gerçekle maalesef örtüşmemektedir. Son 3 yıl içerisinde bakanlığımız bünyesinde yer alan reklam kuruluna yapılan başvurulara baktığımızda sağlık, kozmetik veya gıda takviyesi kapsamına giren ürünlerin reklamlarına ilişkin şikayetlerin önemli ölçüde arttığını görmekteyiz. İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren reklamlara ilişkin şikayetlerin toplumsal şikayetleri, toplam şikayetleri içerisindeki payı 2010 yılında %32. Bu oran 2012 yılında %56'ya yükselmiştir. 2010 yılında reklam kuruluna yapılan 2322 başvurunun %9'u bu tür gıda takviyesi reklamlarıyla ilgiliydi. Bu yıl bu oran %30'a ulaşmıştır. Tüm bu rakamlar bu alanda yaşanan sorunların ve tüketici mağduriyetlerinin ekonomik büyümeyle birlikte giderek artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Zaman zaman aldatıcı veya yanıltıcı içeriği nedeniyle para cezası verilen bazı ürünlerin reklamları farklı yayın kuruluşlarında maalesef devam ettirmektedir. Burada reklamları yayınlayan kuruluşlarda sorumluluklar düşüyordu. Altını çizmek istiyorum. Özellikle insan sağlığıyla ilgili ürünlerin reklamının yayınlanması sadece maddi bir konu değildir. Medya kuruluşlarımızdan bütün sağlıkla ilgili reklamlarda hassasiyetle davranmalarını beklemek her biri hakkıdır diye düşünüyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak sektördeki firmalara ve reklam ajanslarına idari cezalar vermekten ziyade ülkemizde dürüst ve sorumlu bir pazarlama ortamının oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu noktada özgürlük güvenlik dengesini tüketicinin korunması yönünde işbirliği içinde kurmalıyız. Medya kuruluşlarının mutlaka reklam kurulumuzda yakın iletişim içerisinde olmaları ve daha önce yaptırım uygulanmış reklamları yayınlamamaları son derece önemlidir. Biliyorsunuz reklam kurulu kararları hem bakanlığımızın internet sitesinde hem de tüketici.gov.tr adresli sitede yayınlanmaktadır. Dolayısıyla hangi ürün reklamlarının mevzuata aykırı bulunduğunun tespiti de son derece kolaydır. Burada özellikle hatırlatmak istiyorum ki aldatıcı, yanıltıcı veya mevzuata aykırı reklamlardan dolayı reklam verenlerin yanı sıra reklam ajansları ve yayıncı kuruluşlar da sorumlu. Reklam kurulu 2012 yılında özellikle sağlık sektöründe mevzuata aykırı reklamlardan dolayı hem reklam veren firmalara hem de mecra kuruluşlarına eş zamanlı para cezaları uygulama yoluna sıkça başvurmaktadır. Ne yazık ki son zamanlarda sağlıkla ilgili ürünler için farklı pazarlama ve tanıtım teknikleri uygulanarak ilgili mevzuatta yer alan yasal kısıtlamaların aşılmaya çalışıldığında sıkça görmekteyiz. Bu çerçevede çeşitli televizyon kanallarında sağlık programları yayınlanmakta,
ve bu programlarda farklı yöntemlerle bu tür ürünlerin reklam ve tanıtımı yapıldığını hepimiz görmekteyiz. Tabiatıyla reklam kurulu bu tür programlarda örtülü reklam yönüyle incelemekte ve medya kuruluşlarına idari yaptırımlar uygulamaktadır. Değerli katılımcılar, sözlerimi bitirmek üzere. Toplumsal özgüveni oluşturan en önemli unsurlardan biri medya. Kültür üzerine çalışmalar yapan çağımızın en önemli düşünürlerinden Bourdieu'dan küçük bir alıntıyı burada ayrıca aktarmak istiyorum. Şöyle diyor: kültür gücün tehlikededir. Bu da izleyici reytingleri, market araştırmaları, reklamların baskısı ve çok satanlar listesi gibi çok değişik biçimler alan karın ruhu ile para ve mal piyasasını tehdit etmektedir. Yayıncılar, prodüktörler, eleştirmenler, dağıtımcılar, radyo ve televizyon kanallarının sahipleri, medya starları, üretilen kısa dönemli başarılar ile tüketim döngüsünün kurallarına teslim olmak için acele etmektedirler. Bu diyor, bunu söyledikten sonra karşı önerisinde şöyle ifade etmiş: bu cehennemi makineyi durdurabilmenin imkanlarını hatırlamak ve daha iyi bir geleceğe doğru inançla ve geleneklerle çalışmak zorundayız. Neden bu alıntıyı aktardım? Hatırlatmak ihtiyacı hissettim. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz medyatik karmaşa ortamına karşı inançla ve geleneklerle çalışmalıyız dediğimde çoğunuz bunu basitçe bir siyasi görüşün ifadesi olarak görecek ve dikkate almayacaksınız kaygısı taşıyın. Onun için bu vurguyu yapma ihtiyacı duydum. Ama hepimiz bir kez daha farkına varmalıyız ki medyanın bugünkü işleyişine karşı bir şeyler yapmak ve bazı ölçüler gecikmeden bulmak zorundayız. Şurası çok açık. Medya ve iletişim alanındaki değişimi çok yakından takip etmek, değişimi kendimize en hızlı şekilde uyarlamak, değişimi aynı zamanda kendimiz yönetmek durumundayız. Geçmişi unutarak, geçmişten utanarak bir değişimi asla ve asla gerçekleştiremeyiz. Üstad Cemil Meriç söyledi: ağaç kökleriyle yaşar insanlarda. Yahya Kemal'in dediğini yine hepimiz biliyoruz. Kökü mazide olan adeta sözüdür. Geçmişi reddetmek, külliye silmek, unutmak, unutturmak bu ülkeye çok büyük acılar yaşattı ve yaşatmaya devam. Değerli dostlar, bugün burada, dün akşamdan itibaren gerçekleştirmekte olduğumuz bu aramak konferansını altını çizmeye çalıştık. Burada ortaya konulacak öneriler doğrultusunda ülkemiz için faydalı sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Ve son olarak Hukuk Fakültesi'nde rahmetli hocam Orhan Münir Çavul hukuk başlangıcı dersimize gelirdi. Hukuka ve hukuk ilmine giriş isimli çok özlü bir kitabı var. Dili çok ağır. Orada iki cümleyi hatırlıyorum. Onu sizlerle paylaşıp konuşmamı bitirmek istiyorum. Orada şöyle der: haber katıksız, yorum özgür olmalı. Adalet hür, hürriyet adil olmalı. Hepinize saygılar sunuyorum.